Daha babamın kırkı çıkmadan eve bir erkek getirdin. Komşular ne diyecek? Adamın kemikleri sızlayacak mezarında. İyi de, bu eli kim çekip çevirecek? Kim temizlik yapacak? Kim yemek pişirecek, sen mi? Sen kumar oynamaktan ve sürtmekten başka ne bilirsin? Sabahlara kadar sarhoşlara hizmet etmekten canım çıkıyor zaten. Bir de ev işinle mi uğraşacaktım? Sen ne güne duruyorsun? Bu ne? Yıh lan şansını sıçayım. Ulan şırfıntılar! Bırakın şu kumarı! Bırakın dedim size! Bu ne? Leman! Leman dedim kız! Ne almış? Danalar gibi bağırıyorsun, konuş! Yumrukçu Fatma seni ister, hadi yürü! Dur hele, bizler daha attım geliyorum, bu ne? Uzun etme! Tehlan. Yumrukçuyu bilirsin! Bilirim, bilirim! Bana müsaade! Size rast gelsin! Hadi yürü! Gir! Ne olmuş? Çok mu özledin? Otur şöyle. Ayakta da kulağımışıdır. Otur hele! Zamzım etme de dök bitini. Anan vurulmuş. Ne? Kim vurmuş? Ne zaman? Seninle ciddi konuşacağım. Kaptan Nuriye, kıskançlık yüzünden ananı kum kapıda kurşunlamış. Kimmiş kıskandığı? Duymadın mı? Anan, Zekeriya adındaki bir delikanlıyı kapatmıştı eve baban ölünce. Nuriye, eski sevgilisiymiş Zekeriya'nın. Kırkından sonra azanı teneşir paklanmış. Konuşana bakın hele! Azgınlık deyince orada duracaksın. Senden daha azgını mı var? Hep haşarı yaşadın. Eline geçeni genç erkeklerle yedin, eğlendin, vurdun, vuruldun... Sonunda buraya düştün. Burada da esrar sattığını, kumar oynattığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Baban da senin kahrından öldü, unuttun mu? Değiştir şu işte hayatınız programını da gideyim. İşim var. Nuriye'yi buraya göndermişler. Aman bu nasıl haber? Dalaşmaya kalkma Nuriye ile çıkman yakınken. Ankara merkez, kafasına göre herkes. Başıma bela açarsan babanı bellerim haberin olsun. Hadi şimdi defol. Anam da eve genç bir erkeği kapattı. Sonu senin anana benzemez inşallah. Ne zaman çıkıyorsun? Bilmem. Belki de kökleniriz burada. Bir punduna getirip şu Nuriye'yi çizersem... cezam uzar gider. Çizeceksin, karı kurtulacak. Ona eziyet etmek istiyorsan çıktığında erkeğini kapat. Bakalım herif bana yüz verir mi? Vermezse, herifin suratına kezzap atarsın, Nuriye duyunca yine kudurur. Bari yakışıklı mı? Ne? Şurada duruyor. Hiç de fena değilmiş. Kaporta yerinde, aynen tomcuruz. Sizin dostlarınız amfim. Bazen. İyi geçinir misiniz? İlgi alanımız ortaktır, para. Onun insanları öldürdüğünü söylüyorlar. Canım, televizyon mu seyrediyorsun? Bana viski. Ha benim bir taneciğim. Siz hiç adamı öldürdünüz mü bayım? Ali, bak! Doğum günü için almıştım ama dayanamadım, şimdi bak, veriyorum. Bak o, bak o. Merak etme, iyi. Daha iyi bir saat bulamadın mı? Şey, vardı, vardı tabii ama... hem modelleri güzel değildi, geçiyor, hem de biraz pahalıydı. Evet, sen de ucuzunu aldın, değil mi? İyi saat pahalı olur tabii. Hadi bakayım yavrum! Kaybettik, içine sıçayım! Ütten bitiririm, ütten! Hayret bir şey ya! Ah,
Mallısın gene sarı. Ne kadar acı bir durum ya. Keyin varsa koy, kendini koy, kocanı da koy. Üten anlam üten. Ulan sarı, kafa çeneni de şu zarları tutmadan at. Üten anlam üten. Bah, ben bırakıyorum, kesildim. Kredi açalım, zar uymadıysa kağıt atalım. En iyisi kafaları çekelim, hadi. Hadi ya. Vicdan, cüzdan, arzular, şelale, yoksulluklar, tecrübe, çal! Korkmuyor musun böyle tenhada yol almaya? Kaptanın da içeride, seni koruyamaz. Çekil yolumdan Leman abla. Şimdi ablam ben mi oldum? Ağlamada abla demez miydin? Benim bir suçum yok. Nereden bilirdim kaptanın böyle çıldıracağını? Ananı çok sevmiştim. Şimdi de kaptana aşkın depreşti öyle ya. Ziyaretine geldiğinde yüzünde güller açıyordu. Leman abla korkumdan vallahi. Ulan ne korkusuymuş bu? Karı hapse turist gelmedi, 20 yıl yedi. Çıkana kadar kim öle, kim kala? Kaptanın evinde kalıyorum. Gidecek başka yerim yok. Artık var. Düş bakayım önüme. Nereye gidiyoruz Leman abla? Benim evime, artık bana kayıtlısın. Şu abla demeyi de bırak. Sen nasıl istersen ablacığım. Hadi. Yürü! Sen gel! Ay bana ha! Sen kim oluyorsun da bana ha? Kim? Kanun'un bu semtteki gece temsilcisi. Şimdi sana da, Kanun'una da! Bırak bitireyim, belasını başkasından bulsun. Çek git evine hadi, kocana çocuklarına acı. Götürürüm karakola ha, komiser Nurhan'ın şakası yoktur. Bana bak, bekçi bozuntusu! Bize bu yollar sökmez! Kendine gel! Değil sen değil, Allah'ın gelse götüremez buradan! Seni ben de mi götüremem bitirim? Bana bak Zilli! Elimin tersiyle bir patlatırsam! Neriman abla! Ona acımıyorsan bize aç! Bu seferlik bağışla! Aman aşağılık! İki paralık ettin lan namusumu! Şerefsiz doğrarım seni lan! Bitirim! Sakin ol! Elini kana bulama! Sen şimdi efendi evine gidiyor musun yoksa? Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine, bir daha da karşıma çıkma. Yürü, yürü. Dur lan! Yürü, sen yürü lan! İki paralık, ne yalakla geliyorsun lan orada? Ha? Allah'ın cezası! Senin gibi kan istemiyorum, boşanacağım işte! Yürü lan sen! Vurmayacağım suratına gözüne, çekil lan! Yürü lan içeri! Yürü kapıdan içeri, elinin akıyla karı işine karışma dedim! Beni kırız! Morartacağım oranı buranı lan, seni morartacağım lan! Aç kapıyı! Her akşam aynı şey, zıkkımın pekini iç! Thank you.
utanmaz arlanmaz. Yetişin komşular! Evli barklı çoluk çocuk sahibi karımla sevişiyor. Yetişin! Çık dışarı! Oğluna sahip çık oğluna! Kaç vakittir gözetliyorum. Karımı baştan çıkartıyor. İçeri! Hadi hadi! Benim oğlum kimsenin karısını baştan çıkarmaz. Gün örer, nakış işler, bulaşık yıkar, tahta siler. İşte! Bütün mahalleli şahit! İşte oğlunun namusu işte! Bak, karım neler yazmış oğluna! Mahalleli, dinleyin! Canım ciğerim yasin, her şeyimsin. Senin için deli oluyorum. Kocamı sevmiyorum. Onu boşar, seni alırım, seninle mesut olurum. Daha okuyayım mı? Bu mektubu karın yazmış. Ama oğlum peki demiş mi? Oğlun kuyruk sallamasa? Bana bak, oğluma çamur atma, ağzını yırtarım senin. Nah yırtarsın. Kafanı kırarım. Durun, durun. Ayrı bir yere tut. Bırak, gel buraya. Gel buraya. Durun diyorum. Ayın benim. Ne oluyor burada? Tutmasan mı durdun? Bırak yine. Bırak beni. Durun diyorum. Durun diyorum size. Oğlu karıma asılıyor. Delil var. Yalan! Oğlum mazur! Asıl o karısına sahip çıksın! Bırakın onları! Hadi şimdi paylaşın kozunuzu! Tabii ya! Paylaşın şimdi kozunuzu aranızda! Ya! Kolay değilmiş değil mi? Dağılın bakayım şimdi! Bana bak! Ali'ye sırnaşıp durma! Kimsenin sırnaştığı yok, ben o sinepeye mi kaldım? İnkar etme! Gözlerimle gördüm! Öyleyse göz doktoruna git, sana bir gözlük versin! Leman! Leman! Nasıl, işinden memnun musun? Hiç yoktan iyidir. Haftalığını aldın mı? Aldım. Ya, gel bir arkaçıkta şurada bir üç kağıt açalım, ben de yolumu bulayım. Hadi bakalım, hadi bakalım ablalar gel! Hadi bakalım, 5 bas, 10 bas, 100 bas, 20 bas! Hadi başlıyoruz, başlıyoruz, gel! Gel bakalım, bul pantolonluyu, al parayı, gel! Hadi yaylan, kapatıyoruz! Dur öyle, bir tane daha atalım! Duru muru yok! Küfelik olmuşsun sen, hadi kafamı bozma şimdi! Sen de! Buyur abla! Bir şey içer misin? Hani kapatıyordun? Ulan deyus sana hesap mı vereceğiz? Zıkkımlan sonra da yayılan! Senin o üç kağıtçı arkadaşın var ya, ayağını denk atsın! Yoksa yıkarım suratını kezzapla! Betirimi mi kastediyorsun? Yasin'e göz koyan başka kaltak var mı bildiğin? Senin oğlun da selektör yapmasın! Uzatma! Her kuşun eti yenmez! Bitirime öyle söyle! Anladık, anladık, caz yapma! İşin hala bitmedi mi? Şu küfelikleri sepetleyeyim de! Hop, et kırıntıları, hala burada mısınız? Şimdi tıkacım atacak! Bak şimdi, bu boş, bu boş, bu dolu, tamam anlaştık mı? Hadi bakalım, bul pantolonluyu, al parayı! Bul pantolonluyu, al parayı, gelin hanımlar! Hadi bakalım, hop hop hop! Hadi bakalım, oyun başlıyor, gelin, gözüne güvenen gelsin! Hadi bakalım, oturun, oturun hadi, oturun! Aç bakalım!
Bak gördün mü? 50'yi bastı, 100'ü kaptı. İşte bu kadar, bereket versin. Hadi bakalım, devam ediyoruz. At bakalım. Bu, bu, bu. Bas, 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 bas. Görürsün, sarı kaybettin. Öteki de. Bir daha atlan şunları. Hop, öyle lanlı manlı konuşmayalım, ayıp oluyor. Konuşursam ne olur? Babanın orası olur. Ölmüş babamı karıştırma, hapisten yeni çıktım zaten. Şşşt, yavaş olun, müşteri daha mısın? Ne olacak? Biz de yeni çıktık hapisten. Git bak, yatağım hala serili durur. Bana bak, bana sarı leman derler, sarı damarıma basma. O senin dediğin Amasya bamyası. Ufacık olur da ipe dizip kuruturlar. Manyaksınız ya, sıktınız be! Keyfimizi kaçırdınız, ne güzel kağıt atıyorduk, otur şuraya! Bırak bu ayakları, at şu kağıtları da alayım ifadeni! Hadi! Uğraşma benimle sarı! Tadında bırak, Zekeriya evde bekler. Bana bak, komşun müteahhit Ayşe ona sıkıntı olmasın sakın. Erkeklere güvenilmez. Ben tüyüyorum, eyvallah. Şeytanınız bol olsun. Akşama görüşürüz. Hadi bakalım, zorla şerledim, son oyunlar, hadi bakalım, Aysan almaz basan alır, bak şimdi bu boş, bu dolu, görüyor musun? Gözüne güvenen parayı alır ha! Hadi bakalım, bak, bak şu tarafa! Hadi bakalım, bas, bas, bas! Koy, ha. Bence! Hop! Evet, bugünlük bu kadar, ben de tüyüyorum, hadi eyvallah! Ya! Leman'dan su işlediğin mangırlar ne olacak? Onları ver, istediğin yere çek git! Posta mı koyuyorsunuz lan? Yaklaşmayayım, kocam babam olsun doğrarım. Bıçağını çektin mi vuracaksın, yoksa tutarlar bir yerine sokarlar. Tamam. Mangırları veririm ama sana değil, götürüp ona veririm. Ulan bana itimadın yok mu? Hakikat ya, bize itimadın yok mu? Şerefsizim o maksatla söylemedim. Abla Zekeriya yok olmuş, Leman abla çılgına döndü. Hadi yürüyün bakalım. Ayşe, aç kapıyı yok sendireceğim canları! Koşun, olay var! Zekeriya evde yok, söyle lan nerede? Ben Zekeriya'nın bekçisi değilim! Bekçisisin namussuz! Bu sabah Mercedes'ini alıp önce Boğaz'a sonra otele götürmüşsün, görenler var! Ağzını bozma, namusu senin babandır! Vay ölmüş babama ha, yaktım çıranı şimdi! Sarı uyan, makinesi var! Kaçın! Bırak! Dur! Benim erkeğime ha? Ayrılın, ayrılın! Ver onu bana! Ver onu bana! Ver bakayım onu bana! Ay yoksun bana! Bak tekrar söylüyorum, beni yanlış anlama! Vallahi kötü niyetim yok Meryem abla. Bende yalan yok, çok ciddiyim. Süleyman'ı sevmiyorum. Hemen boşayacağım. İçkiyi, kumarı, haylazlığı da bırakacağım. Yasin'i mutlu ederim, ona iyi bakarım. Sen hele bir olur de düğün bile yaparız. Anlat, anlat. Heyecanlı oluyor. Ulan sen beni gerzek mi sandın? Attıracaksın şimdi kafamın tasını. Bak son kez söylüyorum, Yasin'den uzak dur. Ne o kız, telaşın ne? Sorma. Elinden bir kaza mı çıktı yoksa? Yok canım, elimden kaza falan çıkmadı da... ...az kalsın deriyi tuzlayacaktık. Ne oldu ya o, anlatsana. Leman'la Ayşe, Zekeriya yüzünden birbirine girdi. Hem de tabanca, bıçak, fara ederek. Sende de şafak attı. Şafak attıran bu karşındaki. Ben sonuna kadar dayandım. Polis Neriman onları götürene kadar yani. Ulan az kal tabanlardan değilsin hani. Kaza kurşunla gelmek vardı be Meryem. Hasibe, şarap ver şu manzarası bozuğa. İçmesem, bırakacağım şu zıkkını. Boş ver, iç, iç. O
konuyu da unut. Anlamıyor musun derdimi Fetoş? Anlamıyorum. Açıkça söyle de derdine deva olalım. Karımı öldürüyorlar. Anne! Karımı. Kalk. Kalk Leyla. Kaşındım Fethiye. Leyla yap. Dur. Ne var, ne oluyor? Bu Allah'ın cezası gene eşekler gibi içmiş. Bana tokat attı. Ne tokat mı attı? Devletin bekçisine ha, tokat attı. Ben durumu izah edeyim. Yürü, ben bu yan bastırın oğlu Yasinet tutkunum. Bu herifi boşayıp onu alacağım. Duydun mu Yasin? Polis abla, bekçi abla. Bırak. Lütfen bana acıyın. İki kadeh içmiş, ne dediğini bilmiyor. Gel. Yine mi sen? Bu sefer susuzum Nurhan abla ya, susuzum. Demek suçun yok. Allah'ıma kitabıma susuzum ya. Demek seni camide namaz kılarken yakalayıp getirdiler. Leş gibi şarap kokuyorsun. Sen bu kadar mazot aldıktan sonra dünyaya bile kafa tutarsın be. Nedir suçu? Niye getirdiniz? Mahalleye naralarla girdi. Ben biraz uzaktaydım. Fethiye müdahale etmeye kalkışınca ona tokat attı. Nara atınca düdükle karşılık verdim, bana hoş dedi, köpek yerine kodu. Sonra da bana tokat attı. Bu rezilden davacıyım efendim. Al bunu nezarete at. Gereken işlemi yap. Evrağı da bana getir. Komiser hanım, karıma acımıyorsanız bana ve çocuklarıma acıyın. Onu hapse atarsanız aç kalırız biz. Ne olur. Karının kırdığı ceviz kırkı çoktan aştı. Biliyorsun bunu değil mi? Komiser hanımcığım, yerden göğe haklısınız ama söz geçiremiyorum ki. Karın suya batmazın biri. Irza namusa dolanmak onda. Barbutla kumar onda. Üç kağıt açmak onda. Manita, söğüş, tav, dızdızcılık hep onda. Tutulacak iyi bir yanı yok. Haklısınız komiser hanım. Ama ne yapabilirim ki? Karımdır. Çocuklarımın anasıdır. Ne kadar kötü de olsa. Aa, mesela adalete intikal etmiştir. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ali, Ali! Ne oldu dün akşam? Gürültüler duyduk sizin evden. Ne oluyor demeye kalmadan polis geldi, can kurtaran geldi. Bırak Allah sen Hasan abi. Olan biteni duymamış gibi rol kesme. Duyduk duymasına da bir de sen anlat. Vakit geçsin. Anlatacak bir şey yok işte. Ana kız birbirine girdiler. Biri hastaneye, biri hapishaneye. Sen sağ, ben selamet. Su taşıma işi de sana kaldı. Öyle ya. Bırak abi, şeytan diyor ki... Ya şu bizim mahallenin karıları da bir azdı ki. Şu Leman'ın yaptığı iş mi yani? Ya Leyla iki tek atmış, bekçi dövmeye kalkışmış. Haytalık iliklerine işlemiş. Evdekiler ne yer ne içer hiç düşünen yok. Oho Süleyman, ne haber? İyi, alışverişten geliyorum da. Hayriye bu akşam mesaiye kalacak. Evde yalnızım. Gel bize yemeği birlikte yiyelim. Ali de gelecek. Peki canım, gelirim. Bizim kızı yatırayım da.
Efendim. Oo. Güzel bir falım var. Şimdi. 3 vakte kadar kısmet gözüküyor. Dönmelisin. Bir güzel ev var kocaman. Bu güzel parçalarını sizde içinde aynalar. Evet evet aynalar var. Resimler. Yani kısmetin geliyor. Şimdi kocaman ev, ayna dedim ya. Onu bırak. Acım sen aman. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de bağırmadım. Kaderime tüküreyim. Rahmetli anacığım bitirime de vermeyince tuvalet penceresinden bitirime kaçtım. Ah bizim geldi. Leyla'nınki bizde. Bir de Ali. Sakın patavatsızlık yapma. Gecenin bu saatinde ha? Ne yapsın zavallı? Denize düşmüş yılana sarılıyor. Karısını tutuklamışlar. Ortada kalmış. Bugünden yarına yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Aldım eve karnını doyurdum. Peki ya Ali? Onun yolunu bulması pek zor değil herhalde. Bana bak. Yollama birkaç gün bizde kalsınlar bari. Koyun can kasap et derdinde. Ahlaksızın lüzumu yok. Kız senin kocanın neyi eksik de gene sağa sola dalanıyorsun sen? Gel benim palabuyuna kurban oldum kocuğum gel gel. Gel ben. Git git. Sana benim gibi arlı namuslu, karısından başkasında gözü olmayan erkek yaramaz. Kadın değil misiniz? Sildiğinize basan uyuzdur. Ulan inandın mı? Bir şaka yapalım dedik hemen ciddiye alıyorsun. Kayardım. Hmm, seni ne atarım ne satarım canım benim. Bırak onu bunu da Süleyman'ın derdini dinle. Neymiş derdin Süleyman? Senin fabrikada bir iş istiyor. Kolay. Bugün dinleyenler programımızın sonlarına yaklaşırken... Vay Leyla! Ne var? Ne işin var senin burada? İyal'den buraya naklettiler. İyi iyi, vakit iyi geçecek desene. Ulan inek, o gün bizi bırakıp nereye tüydün Çalızey Bey? Tüymedim ablacığım, şerefsizim tüymedim ya! E peki neden birlikte tutuklanmadık öyleyse? Sen Ayşe'ye zıplayınca... ...baktım tabancalar, bıçaklar, fora... ...hemen Enginar'ı çalıştırdım. Dedim belki Ayşe'nin adamları arkadan gelir bastırırlar... ...gerisini tuttum. Tam düşündüğüm gibi oldu. Ayşe'nin bitirimleri koşarak geldiler. Hemen önlerine geçip geri çevirdim ipi kırıkları. Ters yüz kaçmaya başladılar. Bırakır mıyım peşlerini? Beyazıt'a kadar kovaladım. Tam yetiştim, mıhlayacağım, tüyde enayiler. Ondan sonra asıldım bekçiye. Yer misin, yemez misin? Birbirimize girdik. Uzatmayalım işte. Karakol mahkeme derken düştük gene Hilton'a. Yaşa, elin dert görmesin. Hadi. Sana ne oldu, ne yaptın? Hiç, emaneti elinden aldım Ayşe'nin. Adresini değiştirip eşek cennetine yollayacaktım, olmadı. Kocanın çocuklarını ne yaptın? Hiç sorma. Süleyman ağzı süt kokan bir erkek. Az buçuk yüzüne de bakılır hani. Başında çocuklar, elinde metelik nanay. Olacak o kadar. Bitirim yollarında gezenler için var mı koca çocuk filan? Doğru, doğru ama... Aması maması yok. Saksıyı çalıştır. Bir erkek namusunu karısı için taşımaz. Eğer sütü bozuksa kilit vursan nafile. Yok, sütü temizse kadınlar ordusunun içine sal, korkma. Seninkine ne oldu? Sorma. Makineler patlayınca kerişi kırdı. Nereye? Bilir miyim? Parlak delikanlı. Hangi karı evine kapamaz onu? Ortalıkta ahlak mı kaldı? Düşünme, iş olacağına varır. Gel yatağını göstereyim sana. Vay be! Leman abla! Sen de burada ha? Kısmet böyleymiş. Menekşe çayla bizi çabuk! Ulan senin bu partinde? Anasını iyi etmiş Ali yüzünden. Anası hastaneye, Asibe hapishaneye. Sen de işi o kadar uzatmayacaktın be. Kızım bilirsin. Apollo soyuz, biz neysek oyuz. Bak ben ne yaptım? Ayşe'nin adamları sökün edince ne yaparsın? Bitirimlikte kaçmak var mı? Ha? Yok, kaçılmaz. Erkek misin ki kaçacaksın? Kadınlık öldü mü? Bir kadın bu dünyada ne için yaşar? Erkeğinin namusu
Arkadaş hatırı. Bitirimliğin raconu için. Yeşil! Hayrola? Ne? Bakıyorum kıza iyi takıldın. Yok vallahi, o meslekte gözüm yok. Allah sormaz onu benden. Sakın Aleman abla bak, sonra külahları değişiriz. Ya şerefsizim, yanlış anlıyorsunuz beni. Erkek var mı, o zaman iş değişir. Baba bir, kardeş iki, gerisine sallattır ipi. Karı kız açmaz beni. Bak ben söylemiş olayım, Melekşe temiz kızdır. Leyla! Leyla! Bitirim Leyla! Hop dedik! Koş, künyen çıktı. Geldim! Bu bitirim de az değil be. Amma atıyor ya! Bırak ya, tırışkadan nameler, bozmak istemedim havasını. Kocan mı gelmiş? Ne bileyim kız, kocan mı, zamparan mı, kırığın mı? Baş gardiyana sorar, öğrenirsin. Ne var kız? Ne geziyorsun burada sen? Efendim, yatak, yorgan, yiyecek falan getirmişler. Gelen kim? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Yani herhalde kocam olacak. Odama götür, orada bekleyin. Baş üstüne. Yürü kız. Kimi bekliyorsun sen? Karıma geldim efendim. Adı ne? Leyla. Bitirim Leyla derler. Adın ne senin kız? Leyla efendim. Bitirimliğin de var mı? Arkadaşlar öyle çağırır efendim. Demek bitirimsin. Burada da bitirimlik yapacak mısın? Ben hiçbir zaman hiçbir yerde bitirimlik yapmadım. Buraya neden düştün öyleyse? Sarhoşluktan. Yalnız sarhoşluktan kadın içeri atmazlar. Çamurlaşmışsındır herhalde. Yakışıklı kocan var. Her kadına kolay kolay nasip olmaz. Sen yüzüne bakılınca kızaran erkeği bırak, gir içeri. Bu adamın namusu kime emanet be? Çok doğru. Yerden göğe haklısınız. Kocasını al buraya getir, burada görürsünler. Ne zaman karısını görmeye gelirse, benim odama al. Baş üstüne. Gel. Allah bizim gibi çirkinler acısın. Garyan da ağzının tadını pek büyürmüş. Helal olsun bu yolu. Ya vurum be! Dur! Ben rica ederim, namuslu bir erkeğim gardiyan hanım! ben de namuslu kadınım, koçum benim! Dur bakayım, dur! Ben hayatımda karımın üstüne gül koklamadım! Bundan sonra koklarsın! Karın seni düşündü mü be? Namusunu düşünse vukuat işleyip hapse girmezdi! Kader! Allah insanı şaşırtmasın! Dur kaçma! Gel buraya bakayım, dur kaçma! Senin o bıyığını yerim ben, oh canım benim! Rica ederim gardiyan hanım! Boş versene! Bana bak! Anlaşılan baş gardiyanla ha? Bana bak, ona şapur şupur, bana yarabbi şükür olmaz! Rica ederim! Vazifenizin kutsallığını bilin! Siz bir nevi namus beşçisi sayılırsınız! Ulan Dürdane! Nerede kaldın? Nerede kaldınız kız? Ne oyalayıp duruyorsun adamı? Üstünü başını eşyalarını aradım efendim. Başlarım şimdi senin işgüzarlığına. Geçin içeri. Param var mı? Nereden olsun? Bir şey bırakmadın ki. Peki nasıl geçineceksiniz? Sen bizi düşünme. Nasıl?
Nasıl düşünmem? Sen benim namusumsun. Bir erkek namusunu karısı için değil, kendisi için taşır. Evet ama dünya bozuldu. Senin gibi yakışıklı bir erkek bu zamanda. Benim yakışıklığım senin içindir. Allah bana senden başka kadın nasip etmesin. Hayriye'nin çalıştığı fabrikada iş bulacağım. Şu palabı yıkasanın karısı mı? Evet. Son derece hanımefendi kadındır, Allah için. Demek ben küt içerim, sen iş peşine. Ne çabuk be! Ne yapayım? Evde çoluk çocuk aç. Peki, çalışmak zorundasın malum ama namusuma leke sürersen... Korkma! Sürersen şerefsizim, doğrarım seni. Hop hop! Kimi doğuruyorsun sen be? Sen burada tutuklusun, unuttun mu? Burada, benim odamda, gözümün önünde adamı tehdit edemezsin, ağzını yırtarım senin! Özür dilerim baş hanım. İş bulduysan çalış. Çalışmak bir erkek için ayıp değil. Başın sıkışırsa bana gel. Sana kimse yan gözle bakamaz, anladın mı? Sağ olun baş hanım. Al bunu götür, götür gözüm görmesin. Gel bakayım. Cemal'e mukayyet ol. Mahalledeki azgın karılardan koru çocuğu. Seni gelip evinde ziyaret edeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme, olur mu? Kapıyı aç, çıkacağım. İçeriden açılıyor. Çek çık. Dünya yakışıklı erkeklere ne olur? Bir saattir ayaklarımıza kara sular indi, hala bekliyoruz. Yakışıklı olsaydın sen de şıpşaklardı içeri. Baba! Ananla konuştun mu baba? Çalışacağını söyledin mi? Söyledim. Ne dedi? Hiç. Ne diyebilir ki? Yani baş gardiyan hanım bize mi gelecek baba? Vallahi bilmem ki oğlum. Ama bir şeye ihtiyacın olursa çekinme demiş. Düşün. Ne ihtiyacım ona söyleyecek değilim ya. Hem sen böyle şeylere karışma. Hayal denen bir şey var değil mi? Mahalledeki arsız karılara dikkat et. Sakın yüz verme. Anan sıkı sıkı tembihledi. Vay, erkek güzeli. Hoş geldin. Emret. Bir makarna, bir un, bir de çay. Geçmiş olsun ya. Karın içeri mi düşmüş? Evet. Geceleri yalnız korkmaz mısın sen? Sevabına sen git de bekle bari Nuriye. Zavallı, vallahi korkudan sarılık olur. Karısız erkekleri himaye insanlık borcudur. Nuriye abla, benim işimi gör de gideyim. İstersen... ...veresiye vereyim. Yok, ödeyeceğim. Yani karının hapisliği uzarsa? Ne olur uzarsa? Sana hesap açarım. Nasıl olsa ödeşiriz. Hacet yok. Karın alt tarafı bitirimin biri. Senin namusunu düşünseydi. Karım hakkında bu tür konuşmanızı istemiyorum. Hadi be. Üçkağıtçıdan kadın mı olur? Sizi alakadar etmez. Kaç erkekle yatıp kalktığını biliyor musun sen ha? Beni alakadar etmez. Helal olsun sana. Bundan sonra dünya ahiret kardeşim ol. Artık sana sarkmam. Sarkanı da harcarım. Çalışmak istersen bana gel. Namusunla çalışırsın. Teşekkür ederim. Yarın çalışmaya başlıyorum zaten. Ya, nerede? Hayriye'nin çalıştığı fabrikada. Fabrikanın sahibi Naime'ye dikkat et ha. Yaşlı kadındır ama gözü erkek görünce elde edemezse hasta olur. Ama tabii Hayriye'ye he diyeceğine... Naime zengindir. Ne ona ne de ötekine. Ne de toplumuza. Uğurlar olsun aslanım. Ben de size geliyordum. Daha fazla bekleyemedim. Kapıya çıktım ki seni... Bütün gece seni düşündüm. Özellikle o samur bıyıklarını.
Bundan sonra koruyucum ben olacağım. Seni bizim fabrikada formacılığa yerleştireceğim. Odanda yalnız olacaksın. Ha, bana bak. Bizim patron işçi erkeklere çok düşkündür. Sakın yüz verme. Ben mi? Biliyorum. Sen namuslu bir erkeksin. Ama kadın öyle mi? Kadın beladır. Ben karısı hapiste, çocukları aç bir erkeğim. Ekmek parası için çalışmaya gidiyorum. Uğurları olsun Hayriye Hanım. Eyvallah Mahmure. Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Allah versin, Allah versin. Gözümüz yok. Malum, malum. Sen yürü, ben sana yetişirim. Kahveler, ne gevezelik edip duruyorsunuz sabah sabah? Sen bizim yerimizde olsan ne yapardın? Biz öyle bir erkekle geçsek sen ne demezsin? Canım, haklısınız. Ama daha hiçbir ciddi ilintim yok bu adamla. Ama yakında olacak değil mi? Nereden biliyorsun? Bal mı açtın orospu? Öyle yakışıklı erkeği sotasına getir, sonra alaka kurma, olacak iş mi? Sana çapkın Hayriye derler, elinden uçağın kurtulur. Adam da boy, poz, bıyık. Seni şöyle bir yatırsa suyunu çıkartır. Kıyak adam canım. Kıyak ama ne fayda? Namusuna pek düşkün. Onun her yanı konuşuyor be. Ye beni diyor, ye. Ulan namussuzlar, herifi ne çabuk çapraza aldınız. Be! Bunun bitirim anası hapse girdi gireli bakalım kime kısmet olacak. Böyle genç, güzel, bıyıkları terlememiş taze. Ömrünü dört duvar arasında geçirecek mi ya? Yavrum! Bayılıyorum sana be! Geceleri pencerenin altına gelip naralar patlattığıma bakma. Maksat geldiğimi akoz etmek ama korkuyorsan söyle. Korkuyorum. Korkuyorsan ben de bir daha gelip seni rahatsız etmem. Seviyorum seni be. Geceleri uyku girmiyor gözüme. Ne olur burada konuşmayalım. Anamın kulağına giderse fena olur sonu. Ne olmuş yani? Ben seninle evlenmek, yuva kurmak istiyorum. Eğer niyetiniz ciddiyse beni anamdan istedin. Şurada otur da bekle. Günaydın. Kim bu lokma hekimi yedediği be abla? Ben de tanımıyorum. Sen tanımıyorsun. Sen böylelerini hiç kaçırır mısın? Bari akozet de boşu asılmayalım. Demek komşunun kocası. Evet. Ne iş vereceksiniz? Formacılık. Daha iyi bir iş veremez miyiz? Bilmem. Formacılık münhaldi. Gel benimle. Otursana. Demek çalışmak istiyorsun. Mecburum efendim. Karım hapiste. Çocuklarım evde aç. Peki, ne iş gelir elinden? Tahsilin var mı? Tahsilim ilk. Daha önce hiç çalışmadım. Bizim muhasebeciyi nereden tanıyorsun? Komşum. Gel bir çaresine bakarız dedi. Ona boş ver. O senden faydalanmaya bakıyor. Bundan böyle seni ben koruyacağım. Sağ ol. Yahut en iyisi seni benim köşke almak. Ne dersin? Gündüzleri gelir benimle, işlerle uğraşırsın. Geceleri de evine gidersin. Siz bilirsiniz efendim. Dolgun maaş, üst baş da yaparım. Teşekkür ederim efendim. Karın çıksa bile benim yanımda kalmanda mahsur yok. Hatta ona da burada bir iş uydururuz. Oldu mu?
Oldu efendim. İzninizle. Ne o kız? Yakışıklıya mı bakıyorsun? Hangi yakışıklı? Kıskanç kız. Dalga mı geçiyorsun benimle? Söyleyeyim de meraktan kurtul. Adamı vale olarak köşküme aldım. Avını kaçırdın, yazık oldu. Rica ederim. Özel bir maksadım yoktu. Komşumdur. Yeni yetme bir oğlu var. Yüzüne bakmaya kıyamazsınız. 17'sinde. Olamaz. Adam 30'unda ya var ya yok. Haklısınız. Belki de 15'inde. Yani Lokman Hekim'in yediği. Güzel. Görseniz bayılırsınız. Ben babasına bayıldım. Sen de oğluyla yetin. Hayrola, erkencisin. Seninki uğradı mı sana? Benimki kim? Bitirimin kocası. Uğramadı, fabrikaya gidecekti. Bana mı uğrayacaktı? Birlikte gittik gitmesine ya. Neden birlikte gittiniz? Yolu bilmiyor mu? Yolda rastlaştık kocacığım. Yolunda beklersen elbette rastlaşırsınız. Bana bak, yetti artık. Kırdığın ceviz beni aştı. Oo canım kocacığım. Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Ha? Koklarsın, koklarsın. Kadın milleti değil misin? Al birini çarp ötekine. Bildiğin gibi değil. Süleyman'ı bizim patrona götürdüm. Ama o adamı villasında çalıştıracakmış. Süleyman da razı olmuş demek ki. Neden olmasın? Bol maaş, yiyeyim, giyeyim. Oh, iyi. Karısı içeride inlesin, herif fink atsın dışarıda. Ama ne? Git bak evine gelmiş mi? Gelmişse çağır da vazgeçmesini fısıldayalım. Doğru. Bitirim duyarsa sonra bize ekşir. Hı-hı. Çıkınca da... Kıyametleri koparır. Sen en iyisi git fırla. Söyle vazgeçsin, hadi. Baban geldi mi? Gelmedi. Abin? O burada, başkardan teyze geldi, onunla oturuyor. Buyur amca. Baban gelince bana uğrayıversin. Hasan amca. Hasan amca, ne olur babama söyleme. Anamın hapiste rahat etmesi için. Ne yapayım? Bana bak, böyle giderse kötü erkek olur, genel eve düşersin, karışmam. Hiçbir şey olmaz amcacığım. Tavlıyorum enayi. Kimdi o pala bıyıklı herif? Lakabı da pala bıyık. Komşu, babamla aralarından su sızmaz. Ne hoş, ne gür bıyıkları vardı herifin öyle be! Hoşuna mı gitti? Of, çok hoşuma gitti namussuzum. O da seni beğenmiş. Sahi mi? Şerefsizim ki. Madem öyle buluşalım, yap şu işi ulan, yap şu işin namussuzum, ihya ederim seni. Tamam, oldu bil. Hadi hemen şimdi git yap. Şimdi mi? O hala konuşuyor, hadi fırla fırla fırla. Nereye? Sinemaya. Yine mi? Bir günde beni götürmek aklına gelmez. Ya, götüreyim de yanına bir kadın otursun, sana sarksın. Eve kapatılmak erkeklerin kaderi değil mi? Sen de erkekler matinesine git. Dalga geçme. Merhaba, merhaba teyzeciğim. Canım. Kolay gelsin amcacığım. Hayrola? Güzellik mi amca? Ne olsun? Ne koşturdun öyleyse? Korkma, kimseye söylemem. Hem haberin var mı? Babanı fabrikatör Naiman'ım villasına almış.
Beraber yaşayacaklarmış. Yo, olmaz öyle şey. Babam namuslu ev erkeğidir. Öyle şeye yanaşmaz. Sen erkekleri tanımazsın. Saçı kısa, aklı kısa olurlar. Üstelik baban anandan çok çekti. Yanaşır mı dersin? Böyle devlet kuşu benim başıma konsa ben de yanaşırım. Öyleyse gözün aydın. Bizde gördüğün kadın seni çok beğenmiş. Beni o gönderdi. Yok ya. O seninle değil mi? Yok canım. Ben anamı hapiste rahat ettirmek için. Seni görünce aklı gitti. Beni o yolladı. İyi ama ben namuslu ev erkeğim. Vallahi karının kırdığı cevizleri bütün mahalle biliyor. Şimdi gidip haber vereyim. Peki ama evli değil mi o? Evlenecek değilsin ya be amcacığım. Bak, babam da fabrikatör Naime ile beraber yaşıyormuş. Bence kaçırma. Ay dur dur dur. İçimde bir korku. Dile düşme korkusu. Bunu sen, ben, bir de o bilecek be amcacığım. Hem karın senin namusunu düşünmezken sen enayi misin? Gidip haber vereyim. Cemal! Nereden geliyorsun? Şşt! Mangırın var mı? Hadi sökül bakalım. Hop hop, nereye? Hadi, hadi sökül paraları. Hepsi bu kadar. Al, daha da veririm. Zaten zengin olacağız. Ne demek bu, ha? Babam bir fabrikatörün evinde çalışmaya başladı. Karı ihtiyar, kartalozun teki. Onu avucumun içine alıveririm. Derken bir nikah, derken yorucu bir aşk gecesinde karı cızlamı çekince... Yok ya! Sen istersen, yoksa vazgeçerim. Karı öyle zengin, öyle de moruk ki... Kıvırabilir misin? Sen izin verdikten sonra. Peki ya paraya, fabrikaya, köşke konduktan sonra? Sana boş verirsen mi? Tabii, erkeksiniz oğlum. Sizlerden her türlü kancıklık beklenir. Sen en iyisi karıyla evlenince bana 1 milyarlık senet verirsin, tamam mı? Demek bana itimadın yok. Erkek milletine itimad olur mu be? Peki karıya ne zaman evet diyeceksin? Bakalım, yavaş yavaş. Önce kendime aşık edeyim. İyi, tamam. Hadi şimdi yürü de boyunu göreyim. Oldu mu? Hadi anlat. Oldu. Oldu ama oluncaya kadar anamdan emdiğim burnumdan geldi. Niye? Kolay mı? Namuslu ev erkeği. Ne dediyse söyle. Söyle de evine gideyim. Deli misin? Gidilir mi? Cezaevine gelecek seni görmeye. Tamam. Yarın gelsin. Beklerim. Söyle. Oldu mu? Söyle. Hadi bana eyvallah. Ben şimdi gideyim. İşin oldu. Peki nerede ne zaman buluşacağız? Yarın. Cezaevine gideceksin. Seni bekliyor. Baş gardiyanı görmek istiyorum de, seni hemen yanına götürürler. Ne var babacığım? Ne oldu? Niçin üzgünsün? Keşke anan zapse girmeseydi. Ben de el kapılarında çalışmak zorunda kalmasaydım. Yoksa patron uygunsuz hareketlerde mi bulundu? Ne münasebet. Hem sen ne biliyorsun? Hasan amca söyledi. Onu nerede gördün? Bugün buraya geldi. Başgardiyan Hanım da buradaydı. O bana sarkıntılık etti. Aman Allah'ım, başıma gelenler. Meğer neler olmuş yokluğunda. Bak dinle. Baba, istersen seni patronundan kurtarayım. Nasıl? Kart karılar gençlere düşkün olurlar. Naime'yi avucumun içine alırım, nikahlanırım. Sonra 2 gecede Tahtalıköy'e gönderirim. Sonra gelsin paralar, mal, mülk, fabrika, ha? Tamam, anladım. Tamam peki. Vay, Sarı Leman, hoş geldin. Nasılsın? Ne zaman çıktın? Dün. İşler nasıl? Nasıl olsun? Kesat. Televizyonda kırmızı noktalı filmler başlayalı beri tadı yok. Yeni sermayeler almışsın, duydum. Vallahi bunda benim kabahatim yok. Kendi geldi, ısrar etti. 2 yıl yediğini söyledi, aç kaldığını söyledi. Anladık, anladık. Söyle gelsin.
Leman abla, daha iyileri de var. Bir gör bak. Şimdi olay çıkarma. Zaten işler kesattı. Canım ne telaş ediyorsun? Müşteri değil miyim? Dilediğimi seçemez miyim? Neden olay çıksın? Parasıyla değil mi? Söyle Zekeriya gelsin. Peki. Abla gözünü seveyim. Tastalanma sen. Geldi, geldi. Leman. Ne o? Utanıyor musun? Ne kadar da mahcup taze. Odan hangisi? Yukarıda. Düş önüme. Şu endama bak yavrum. Hadi soyun. Bu ayakları da bırak, yemezler. Maşallah! Ben içeri girince üç gün dayanamamışsın. Dünden razıymışsın meğerse. Bakıyorum bu gece sana da uyku yok. Ah Hasibe ah! Uykum uyku hak getire. Hayrola? Süleyman şu sıralar beni aramıyor. İçeri düştüğüm ilk günlerde iki gözü iki çeşme buradan ayrılmak istemezdi. Şimdi birdenbire arazi. Erkek değil mi? Madem bıyığı var, hayır gelmez. İnsan bıyığına endamına kapılıyor. Sonra bir kancıklık, bir kalleşlik. Mutlaka kötü yola düşmüştür. Eğer öyle bir şey varsa şerefsizim kıtır kıtır doğrarım. Aklını hayra yor. Belki de bir kaza geçirdi, bir şey oldu. Süleyman, bıyığına ne oldu? Yeni karım, bıyık sevmiyordu, kazıttım. Bak, seni tanıştırayım. Süleyman. Ne oldu? Kabus mu gördün? Süleyman'ı rüyamda gördüm, fıttıracağım. Üzme tatlı canını, rüya işte. Boşuna üzülüyorsun. Bu kuartın hafif. Yakında çıkarsın. İşin rengini de çıktığında öğrenirsin. Takma kafaya. Ali'cim benim! Ne oldu? Beni hiç özlemedin mi? Sanki sen özledin mi? Hiç düşündün mü bu adam ne yer, ne içer? Hadi oradan! Yavuz hırsızı oynama! Beni görmeye bir kere de olsun geldin mi? Ben korkarım polisten, hapisten. Anam yok mu? Duymadın mı? Hastaneden çıkınca iyice sapıttı. Akıl hastanesine yatırmak zorunda kaldık. İyi olmuş. Biraz aklı başına gelir. Bana kalırsa hali hiç iyi değil. Anladık, anladık. Yarın ilgileniriz. Önce biraz özlem giderelim ha? Ya evde hiç yiyecek bir şey. Anladık! Ben bir şeyler hazırlarım. Tamam. Bu değil. Bu da değil. Hop! İşte burada! Hadi bakalım hanımlar gel, bul pantolonunu al parayı! Bul pantolonunu al parayı! Gel bakalım, hadi bakalım, gel gel, çök çök çök! Gel! Bak şimdi. Bu boş. Bu boş, bu dolu. Tamam mı? Gördünüz mü? Hemen hadi bakalım. Hop, şimdi attık. Hadi bakalım. Buna bak, boşmuş. Aldık. Bu da değil boşmuş. Polis geliyor! Kaçın! 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 Kaç
Kusura bakmayın. Hadi eyvallah. Polis hadi siz de gelin hadi. Kaçalım hadi. Polis al para. Derdin ne? Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Bırak da bunu ben sorayım sana. Yıktın ortalığı. Ben burada oturuyorum. Nerede sen oturuyorsun? Üç aydan beri biz oturuyoruz. Git işine. Süleyman'la çocuklar nerede? Ne bileyim, git başka adrese bak. Kız Leyla, çıktın demek. Bizimkiler başka eve mi taşındılar? Vallahi Leyla, bilirsin seni çok severim. Yani ziyaretine gelemediğime bakma. Dükkanda yalnızdım anam be. Canım aldırma, sen bizimkilerden haber ver. Hapiste bana uğramaz oldular. Bana da gelmez oldular. Hayır, ne oldu bilmiyorum. Hayriye onu fabrikada işe sokacaktı. Hani dilim varmıyor, bilirsin. Fabrika aç kadınlar yatağı. Yok canım, kocanı kadınlar ordusunun içine sal, korkma. Uçkuruna sahip erkektir. Oğlun da. Yoksa Cemal'in bir takıntısı mı vardı? Valla Filiz'le çeşme başında konuşurlar ki kötülüğüne değil. Sağlam delikanlıdır Cemal, kocan da öyle. Sadece konuşurlar mıydı? Yani Cemal'in bir suçu yok Allah için. Kız askıntı oluyordu. Peki şimdi nerede olabilir bunlar? Hayriye'yi sorsan diyorum. Hadi iç. İç, efkar dağıtır. Götür. Götür hadi. Demek mahalleden kaçar gibi gitmişler. Ya gitmişler. Ben kendi gözümle görmedim. Sana borç taktı mı kocam? Taktım. Önemsiz. Al, hesabı kapat. Boş ver, önemsiz dedik ya. Ama bakıyorum param var. İyi. Bu akşam sendeniz desene. Canın sağ olsun. Niyetim genel eve uzandı. Sen anam. Ne güzelsin. Çok iyi. Sevgili şerbet, geri dön ve al beni. Sevgili şerbet, geri dön ve al beni. Ay bunlar bir harika. Boş musun? Görmüyor musun? Hadi. On numaraya. Bekletme. Uyanınca eski tutku kımıldayınca kanda dudaklar ve ten hatırlayınca dokunuyormuş gibi ürperince el. Hoş geldin. Adın ne senin? Hamza derler bana burada. Ne güzel bıyığın var senin öyle. Öyle mi güzelim? Kocama benziyorsun. Gel otur şöyle. Gecelik mi kalacaksın? Gel şuraya, geceliği gündüzlüğü sonra düşünürüz. Çocuğun adını koyalım hele. Sonra patron etmediğini koymaz. Şimdi başlarım patronundan ha. Gel şuraya. Baba! Koş baba koş! Ne var ne oluyor? Posta koyuyor bana. Öyle mi kız? Yok ya, biraz okşayalım dedik hepsi bu. Bana bak,
Senin gibi biçilimlerin çok façasını alıverdim. Hovarda kadın önce keseye el atar, sonra erkeğe. Gecelik ücret bu değil mi? Tamam, şimdi oldu. İşine bak Hamza. Yanlış anladım. Özür dilerim. Nasıl düştün buraya, anlat bakalım. Nasıl düştün dedim. Ne yapacaksın? Sevişsek daha iyi değil mi? Sevişiriz, vaktimiz var, sen anlat. Daha 15'indeydim. Babam aşiret reisiydi. Aile kalabalık. Bir gece amcamın azgın karısı bastırdı kuytuda. İhfal etti. Meğer çoban karı da görmüş. Ertesi gün herkes de şapur şupur bana yarabbi şükür mü diyerekten bastırdı gırtlağıma. Böylece haber duyurmuş oldu. Anamın şakası yok. Çifteyi dayadı göğsüme. Varsa uş, git buralardan. Yoksa elimden kaza çıkacak demesiyle kendim Malatya'da buldum. Allah kimsenin tekerini ters çevirmesin. Ya sen? Dertli görünüyorsun. Sorma. Kocamla çocuklarım kayıp. Beni terk ettiler. Değil mi? Sonları bana benzemez inşallah. Öldürürüm kendimi. Yazık değil mi sana? Allah insana kötü kader yazmasın. Yazdı mı faydası yok. Hamza, gerçek adam bu değildir ya. Benimle oturur musun? Yani beni dost mu tutacaksın? Evet. Bu sıralar senin gibi birine çok ihtiyacım var. Seni sevdim. Benim adım Satılmış. Bir yolunu bulup para kazanmalı be. Ali evde devamlı şikayet edip duruyor. Bitmez tükenmez istekleri var adamın ya. Zekeriya da öyle. Buyur ana. Biz dünyaya erkeklere para yetiştirmeye mi geldik ya? Hop dedik. Selamun aleyküm dedik. Eyvallah. Aleyküm selam. Neredesin lan Allahsız? Bakıyorum neşen yerinde. Façan da öyle. Berbere gideyim de sen façayı o zaman gör. Ah, Hamzacığım sağ olsun. Beline kuvvet. Bilenci gibi gezmemi istemiyorum. Ulan bitirin. Biz burada meteliye kurşun atalım. Sen de bu güçlü yakışıklı bir erkek, sana da baksın. Güçlü yakışıklısını bulduk da genel evde çalışanını bulamadık. Belki sen bize bir kıyak çekersin de. Bir sermaye de biz buluruz. Siz daha gülün gülün. Ben keyfimden mi sanıyorsunuz? Kocam çocuklarım kayıp. Ya kötü yola düştüler ya da... Kızım bırak bu ayakları, yemezler. Sen kocanı mı arıyorsun? Tamam, git Hayriye'yi bul, ona sor. Hadi, hadi. Hayriye ne biliyor ki? Sen Hayriye'ye kadar bir uzan. Açtım. Akşam ne yapıyoruz? İnci pavyona gidelim mi? Daha önce İzmarit'te yemek yiyelim. Biz İzmarit'e gelmeyelim. Pavyonda buluşuruz. Bitirim, sen de gel. Hamza'yı da getir, bir görelim. Bakalım, ayarlayabilirsem geliriz. Tamam, getiriyorum. İzmarit'e gel, orada buluşamazsak İnci'ye gel. Tamam, bakarız dedik ya. Hayriye. Leyla. Sen hapiste değil miydin? Çıktım canım. Hayrola? Sorma. Geç otur şöyle. Benimki toz. Ortalarda yok. İnşallah diyorum kapatma olmuştur deyiyorsun. Cehennem olup gitmiş. Ya. Bana son geldiğinde Hayriye abla iş bulacak demişti. Uğramış mıydı sana? Yo, buraya birlikte geldik. Ama ne oldu bilmem, Araki bulasın. O ne yere bakan yürek yakan o? Ama ne? Demek kötü yola düşmüş. Ama ne bileyim ben? Düşse de kurtulsam. Ne yapacaksın şimdi? Hiç. Andavallı herifin bekçisi miyim? Benim aklım şimdi Hamza'da. Hamza? O da kim? Dün gece genel evde tanıdım. Niyetim ciddi. Yahu genel ev erkeğinden koca olur mu? Neden olmasın? Namusu topuklarından akanı aldık da ne oldu?
Genel evde çalışanı daha namuslu olur. Bana bak, bu akşam kimseye sözün var mı? Beyoğlu'na çıkalım, pavyon falan yaparız. Mangır nanay be Leyla'cığım. Aldırma, benden olsun. Tamam mı? Ama hapisten yeni çıkan birine masrafları gördürmek... Boş ver. En iyisi bol bir yerde kağıt açtım. Ben çıkıyorum. Ha? Misafirin mi vardı? Biz de kalıcı değiliz. İşim bitti. Leyla ile Beyoğlu'na niyetliyiz. Ben de geleyim. Biraz efkar dağıtırım. Haber ver. Arabayı çıkarsınlar. Eve de haber versinler. Gecikeceğimi söylesinler. Mahalleden mi tanışıklık? Evet. Daha önce bir meyhanede kafaları çeksek bana. Fena olmaz. Karadeniz'de gemileriniz mi battı? Kendinden 30 yaş genç kocayı nikahına aldın mı hiç? Nerede bende o şans? O zaman halimden anlamazsın, sus! Aslında halimden pek şikayetçi değilim ya. Her şey bir yana, benimki ufak tefek ama çıldırırsın. Kimse Hamza kadar mest edemez. Canım, seninki aşağı mahalle delikanlısı, benimki aile çocuğu. Ama annesi, namus yüzünden cinayet işleyip hapse düşmüş. Benimkini azgın bir karı ifade etmiş. Benimki çıtır çıtır, yemede yanında yan Halim abla. Sen benimkini göreceksin. Ha, anlat, ben seni dinliyorum. Acayip bir şey, acayip bir şey. Benimki süt kuzusu. Ha, tamam, anladık. En benimkindeki pençeleri göreceksin. Ha, ya bırakın artık bu ceylan muhabbetini. Öyleyse haber verelim, pavyona gelsinler. Seninkini de benimkini de görelim. Bodrum meydan, görelim bakalım. Ömrün olur ablacığım. Benimkinin babası da bizde kalıyor. Belki o da gelmek ister. Yakışıklı mı bari? Hamza hava alır yanında. Ya elimde olmadan adama sulanırsam? O zaman kaynanam olursun. Öyleyse gelin kaynana şerefine tokuşturalım. Hadi. Hop! Yarasın. Hoş geldin. Oo, götürüyorsunuz bakıyorum. Hoş geldin Leman'cığım, otur otur. Bana bak, hesaplar fabrikatörden, ona göre. Eyvallah. Biz yükümüzü aldık, yetişin yetişin. Sen ne içersin? Rakı. İki rakı. İyi yolculuklar. Neler aldın? Yavaş! Hiç ıvır zıvır şeyler. Görebilir miyiz? Tabii ama. Aa, sizde bir tuhaflık var. Sürpriz mi yoksa? Evet, büyük sürpriz. O kadar büyükse hemen göster. Gösterelim mi? Tutun. Seninki bayağı yakışıklıymış. Takmayın bakayım Zekeriya abla. Nazar değdi. Ben telefona gidiyorum. Alo? Buyurun. Naime, neredesin lan sen? Kocacığım sorma, sonra anlatırım. Hemen bir arabaya atla, Beyoğlu'na İnci pavyona gel. Pavyon mu? Ne işin var senin pavyonda? Bir kadınla senin üzerine bahse girdik. Kazanacağım, hadi hemen gel. Pekala, sana bahsi kazandırmak için iki dirhem bir çekirdek geliyorum karıcığım. Nereye? Ne pavyon? Ne bahsi? Sonra anlatırım.
Karıyı geberene kadar hoşnut tutmalı. Trabzon, şimdi gitmem lazım. Tabii gideceksin. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Yok, daha neler. Otur oturduğun yerde. Televizyon seyredin. Sen de doğru düz bir şey giyin. Şimdi belki spor. Kısmetin çıkar. Bebek çıkar tabii. Neden çıkmasın? Benim neyim eksik? Eksiğim hiç yok bol baba. Fazlan var. Federasyon Başkanı Hülya Tuna, erkek hakemlere maç yönettirmenin... Hadi hazırlanalım. Anca gideriz. Şey. Hani diğerleri, Leyla Leman? Birazdan gelirler. Hadi biz keyfimize bakalım. Buyurun efendim. Geldin de fena mı oldu? Buyurun. İşte, ara sıra böyle gelmelisin. Bize viski getir, yıllanmış olsun. Peki. Bayat olmaz. Ne gelirsin? Vay Fethiye abla, sivilken bayağı güzelmişsin. Neriman abla, saygılar sunarım. Hop, damsız görülmez. Ben de damsız kalacak surat var mı? Çekil yolumdan. Bırakın beni. Bitirim Leyla duyarsa sonra fena olur. Kumkapalı bitirim Leyla. Ne sandın? Bir dakika beyefendi, yanlış anladınız. Anlayacağımı anladım. Ben gidiyorum. Nerede kaldın ya? Burada sefil oldun. İçeriye almak istemediler. Haysiyetimle oynadılar. Burada. Olmadı ama. Bu dükkanda da bize yanlış yapılırsa olmadı ama Şazi. Dur bitirim yapma, olmuş işte bir hata. Tut şunu, tut. Atersin pistir, leke yapabilirsiniz. Hakikat vallahi havamız bozulmasın. Özür dilerim Leyla Hanım. Beyefendiyi tanıyamadım. Hadi içeri buyurun. Bir şampanya patlatalım, ikramımız olsun. O saatten sonra o dandik şampanyanız kesmez bizi. Tamam. Şefi yeterince paraladın. Ağzına sağlık. Ha, tamam ya. Şimdi tamam oturalım ya, keyfimize olmuş, bakalım. Hadi be abla, havamız bozulmasın. Hadi, hadi. Hadi yürüyelim. Hadi. Yürü koçum. Aa merhaba. Hadi gelin ya, nerede kaldınız? Geldik. Merhaba. Koş şöyle, al. Hadi geçin geçin, biz görevli değiliz. Ama sen de usta duracaksın, bitirim ona göre. Bize sataşan olmazsa vukuat da olmaz. Gidelim.
istersen. Rahat etmeyeceksin. Dur bakalım, hele ne olacak? Sen bilirsin. Geldim Ali. Şu masayı hemen donatıver, gel. Bizim hesabı da onlara yaz. Peki efendim. Bekliyoruz. Hadi al çok iyi olur. Dön bakalım. Gel. Uykum mu geldi canım? Hop, bir dakika. Çekilin. Ne oluyor orada? Ya, demek böyle hanımefendi. Hadi yürü. Bırak patronu mu yoksa paraları mı sen? Bırakın çocuğu. Çocuğu bırakın, bırak. Sus! Kart kar. Körpe kocasına ihanet ediyor. Tersine diyor. Çekil bakayım, çekil, 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 çekil! Bu ne kılık lan? Horozuna sıçtı mı serserisi? Sen de buradasın ha? Ulan hapisten bu kadar çabuk çıkacağımı tahmin etmedim. Bu ne? Üzülür müsün? Gel buraya! Bırak, 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 bırak seni! Çekil! Patron, ne yapalım? Oh! Oturucuk! Oh!
arkadaş yapmayın lütfen. Ne oluyor Leyla, ne var? Aramız bozulmasın ya. Kim bu? Kim bu herif? Yeni kocam. Oh, Allah muhabbetinizi arttırsın. Ah, bu herif kim? Aramız kaçıyor. Eski metresin. Lütfen yapmayın, aramız bozulmasın. Durun, yapmayın. Leyla Hanım, Leyla Hanım. 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 Leyla Hanım, Leyla